kadınlara neye ihtiyacınız var diye sorduklarında çalışan kadınlar evde bir karım olmasına ihtiyacım var diyorlar. Hani işsizim, hani hiçbir şey yapmıyorum diye cevap veriyorum genelde bana ne yapıyorsun diye sorulduğunda ama aslında çok yoğunum. Çünkü bu tam zamanlı bir iş aslında. Ev kadınlığı aynı zamanda yüksek bir statü bazı kadınlar için. Çünkü çalışmak zorunda olmamak demek. Çalışan arkadaşlarım var. Onlar da mesela hafta sonu evde kaldıklarında inanılmaz derecede yorulduklarını söylüyorlar. İşe gideyim de biraz dinleneyim diyen arkadaşlarım var. Ben buna ev kadını demek istemiyorum aslında. Hane içi emek demek istiyorum. Türkiye'deki ev içi ücretlendirilmeyen bakım emeğinin tutarı 27.4 milyar dolara denk geliyor. Sabah kalkıyorum. Ekstrem bir dışarıda bir işim yoksa eğer şey olmadıysa evi bir süpürüyorum, bütün evi. Sonra çamaşırlara bakıyorum. Kahvaltılar edildikten sonra mutfak dağılmış oluyor. Mutfağı bir toparlıyorum. Bulaşıkları yerleştiriyorum, ediyorum. Ya bunları yapmak aslında çok fazla zaman almayabiliyor ama yoruyor gerçekten. Annem yakın zamanda beyin kanaması geçirdi. Daha da arttı ihtiyaçları. Yani bir kişinin sürekli bir bakım vermesi gerekiyor. Kahvaltısı, ilaçları, yapması gerekenler, onları yaptırıyorum. Yani onların sorumluluğu da bende. Çünkü onlar takip edemiyorlar. Bazen sabah kalkıp yani yatana kadar hiç oturmadığım oluyor. Ev içi ücretlendirilmeyen emek, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı, çamaşır, bulaşık, temizlik, tamirat veya kışlık konserve yapımı, kışlık domates yapımı, turşu yapımı, reçel yapımı, bütün bunlar ev içerisinde üretmiş olduğumuz ama karşılığında herhangi bir ücret almadığımız bir emek. Bugün kentte çok daha sınırlı diye düşünüyoruz hane içi emek faaliyetlerini. Kırda çok farklı faaliyetler var. Çocuk bakımı, yaşlı bakımı değil. Aynı zamanda o hanenin ilişkilerini düzenlemek, çocukların bağımsız bireyler olarak haklarını, hukukunu bilen kişiler olarak yetiştirilmesi, aynı zamanda hayvanların bakımı, işte alışveriş, faturaların ödenmesi, pek çok faaliyet var. Buna şunları da ekliyoruz. Toplumun ayakta kalması için harcadığımız emeği de katıyoruz. Örnek olarak düğünler, cenazeler, mahalle içerisindeki dayanışma. Ev kadını basitçe evin dışında çalışmayan, evin içinde ev halkının hayatını kolaylaştıran, işlerle uğraşan insanlara diyoruz. Ama bunların çoğunluğu kadın tabii. Tabii ki ev işleriyle meşgul olmayı rakamlarla da biliyoruz ki daha çok kadınlar yerine getiriyor bu faaliyetleri. Ev işleriyle meşgul olmak kadın işi olarak görülüyor. O nedenle de doğrudan ev kadını tanımlanıyor. Ev erkeği diye bir tanımlama yok çünkü ev kadını dediğimiz rol geleneksel toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümüyle ortaya çıkmış bir şey aslında. Cinsiyetçi bakış açısının aslında iş gücü piyasasını incelerken de kullanılan kavramlara da nasıl işlediğini gösteren bir şey bu. Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü dediğimiz şey, Türk Dil Kurumu'na baktığımız zaman da anlayabileceğimiz bir şey. Şöyle ki, mesela orada kadın tanımı ev işlerini yapabilen kişi diye geçer. Sanki doğal olarak kadınların ev işlerini daha iyi yapabileceklerine dair bir anlayış söz konusu. Demokratik bir aileyiz. Çocuğumuz olmadan önce ikimiz de çalışıyorduk. Yine benim programım daha esnekti. Ben daha çok evdeydim. Eşim daha çok dışarıda çalışıyordu. Çünkü öyle olmasının normal olduğunu düşünüyorduk. Ama çocuk olduktan sonra o zamana kadar eşit devam eden bazı şeyler ister istemez eşitsizliğe doğru yol almaya başladı. O evde kalıp çocuk bakmanın, yani o bir buzdağıymış. Onun arkasında birçok şey varmış ve onları oraya girmeden bilemiyorduk. 90'larda yazılan bir kitap var. Arlie Hochschild ikinci vardiya olarak anlatıyor evde geçirilen zamanı. O zamanlar mesela kadınlara neye ihtiyacınız var diye sorduklarında çalışan kadınlar evde bir karım olmasına ihtiyacım var diyorlar. 7 yaşında bir kızım var. Ona hamile kaldıktan sonra iş yoğunluğu sebebiyle ona bakamayacağımı düşünerek işi bıraktım. Çalışırken sabah 6'da kalkıyordum. Full tempo dışarıdaydım 9'dan 6'ya kadar. İşten çıkmam açıkçası saat 8, 8.30'u buluyordu. O saatten sonra da eve dönüp yemek yapmak, evle ilgilenmek, çocukla ilgilenmek aşırı zor olacağı için işi bırakma gereği duydum. Ben bunu tercih ettim. Pişman da değilim açıkçası.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tarih okudum. 2017'de mezun oldum. O süreden beri evdeyim, çalışmıyorum. Ailemin işleriyle ilgileniyorum. Annem ve babam artık biraz yaşlandılar. Sağlık problemleri falan da olunca bu şekilde kaldım yani. Evde kalmamın nedeni... Evde kalmak derken... Evde bakım sorumluluğum dışında çalışmamamın nedeni aslında biraz ben de istemiyorum. Çünkü herkes tarihçi olduğu için kimseye tarih satamıyorsunuz. Ama mesela ne bileyim bir gıda mühendisi arkadaşım da aynı şeylerden şikayetçi veya ne bileyim başka bir alanda bir öğretmen arkadaşım da aynı şeyden şikayetçi. Aslında benim gibi olan insanların arttığını gözlemledim. Özellikle kadın olanların. Çünkü erkekler bir şekilde çantasını alıp gidebiliyor. Evi kaçta açıyorsunuz peki? Onu sormanız komik gerçekten, evi kaçta açıyorsunuz diye. Sabahları işte çocuklar böyle kahvaltı ediyorlar falan. Onlar gittikten sonra yerleri süpürüyorum. Sonra gün geçiyor. Akşam yeniden yemek yeniyor. Sonra yine masayı süpürdü, yerleri süpürdüğümü fark ettim. Yani böyle bir hani kafe, bir işletme, açılış ve kapanışta temizlik yapılıyormuş gibi. Yani belirli şeylerin yapılması gerekiyor. Bu şu demek değil, eşim dahil evde fiziksel olarak bulunduğu sürece bütün işleyişe dahil. Çünkü olması gereken o. Ama şu andaki dağılımımız onun dışarıda daha çok vakit geçirmesini gerektiriyor. O yüzden ben daha evin müdürü gibi olmak durumunda kalıyorum. Yine 6'da kalkıyorum. Kızımı kaldırıyorum. Onun giyinmesine, kahvaltı yapmasına yardımcı oluyorum. Okula bıraktıktan sonra kızımı, köpeğimizi gezdiriyorum. İşte ev işleri, yemek, hazırlık vesaire derken zaten okul çıkış saati geliyor. Ondan sonra da gidip kızımı alıyorum. Eve geldikten sonra onun yemeği, sonrasında ödevleri, biraz onunla vakit geçirip oyun oynayıp sonrasında yatma vakti geliyor zaten. Evdeki genel olarak aslında bütün işleri ben yapıyorum. Eşimin yoğun tempolu çalışmasından dolayı da çok fazla yardımı olmuyor ama elimden geldiğince fırsat buldukça, evde oldukça mutlaka bana yardımcı oluyor. Yapmak istediğiniz şeylere vakit kalmayışı, kendinizi başka bir şeye adanmış hissettiğiniz için veya öyle olması gerektiği için tüketiyor bazen. İşe yaramaz hissettiriyor. Çocuklu hayat bir yandan akıyor. Ben de onun ötesinde kendimi tatmin edecek ve kendimi üretken hissettirecek bazı arayışlara giriyorum. İşte kitap da bunlardan bir tanesiydi. Oradaki belirleyici günün sonunda yine elbette hane içindeki ihtiyaçlar oluyor. Çoğunlukla onlardan arta kalan zamanlarda bir şeyler üretmeye vakit kalıyor. Ama çocuklar büyüdükçe ve bağımsızlaştıkça alan genişliyor. Ama boğucu olabildiğini de söylemem lazım. Aslında haftanın iki günü kursa gidiyordum ama artık o tempoya yetişemeyeceğim için bırakmak durumunda kaldım. Şu anda kösele çanta deri yapımına gidiyorum. Tek kendim için yapabildiğim şey bu diyebilirim açıkçası. Onun dışında ekstra olarak bir de nadir de olsa akşamları kızım uyuduktan sonra eşim evde olduğunda bir yürüyüşe çıkıyorum. Kendime vakit genelde akşamları, geceleri ayırıyorum. Geç yatıyorum, kitap okuyorum. Kedim var, kedimle ilgileniyorum. Bana sordukları zaman işte ne yapacaksın dediğinde ben diyorum anneme babama bakacağım. Öyle de şey gibi oluyor ama hayal kuramıyorum. Yani onu ben artık kaybettim. Aslında uzun bir süre oldu. Hayal kuramıyorum, düşünemiyorum da ilerisini düşünemiyorum. Yani sabah kalkıyorum, tamam bugün bunlar yapılacak, yarın şey olacak. Hani günü birlik yaşıyorum aslında. Ben bunu yapmazsam eşim dışarıda rahat çalışabilir mi? O rahatın karşılığının ne olduğuna bağlı. Kafaca rahat etmezdi bence. Çünkü evde birisinin evi üstlenmesinin elbette bir emeksel karşılığı var. Yani orada yapılan işlerin ticari karşılığı da var ama en çok duygusal ve zihinsel karşılığı görünmeyen kısmı zaten. Ama çocuklarının iyi olduğundan emin olmak karşılığı olmayan bir bedel bence. Yani zaman zaman tabii ki yaptığım işlerin değer görmediğini hissediyorum, fark ediyorum. Ama bu tamamıyla geçici bir süreçte oluyor açıkçası. Çalışan arkadaşlarım var. Onlar da mesela hafta sonu evde kaldıklarında inanılmaz derecede yorulduklarını söylüyorlar. İşe gideyim de biraz dinleneyim diyen arkadaşlarım var. Yani bir insanın emeğini paha biçmek gerçekten çok zor. Şey diyenler bile oluyor bana, baba parası yiyorsun, hiç çalışmayı düşünmüyor musun?
Hayır, ben baba parası yemiyorum aslında. Hani bir yaptığım bir iş var. Bunun bir karşılığı da olmak zorunda. Yani ben buradan aldığım maddi şeyi de karşılığını ödediğimi düşünüyorum. Hatta fazlasıyla ödediğimi düşünüyorum. Çünkü bu tam zamanlı bir iş aslında. Hane içi emeğin değerini ölçen araştırmaların ortaya koyduğu bir takım rakamlar var. Bunlar tabii ki çok keskin bir şekilde tek bir rakam olmuyor. Çünkü değerlendirirken ne kadar uzun zaman geçiriyoruz hane içerisinde, bu zamanı ben verdiğim bakımı bir doktorun ücretiyle mi karşılaştıracağım yoksa bir ev işçisinin ücretiyle mi karşılaştıracağım gibi sorular ortaya çıkıyor. Dolayısıyla belli aralıklarla bakıldığında yani gayri safi yurt içi hasılanın %30'u ile %60'ı kadar yüksek düzeylere çıktığını görüyoruz hane içi emeğin küresel düzeyde piyasa karşılığının. Tüm dünyada 15 yaş ve üzeri kız çocukları ve kadınların verdiği ev içi ücretsiz bakım emeğinin 11 trilyon dolara yakın olduğu ortaya kondu. Bu da küresel teknoloji endüstrisinin 3 katı anlamına geliyor. Yani çok ciddi bir hacimden bahsediyoruz. Türkiye'deki ev içi ücretlendirilmeyen bakım emeğinin tutarı 27.4 milyar dolara denk geliyor. Asıl problem toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün kendisi değil, bunun yarattığı eşitsizlikler. Kadınların evdeki emeğinin, ücretsiz emeğinin görünmez olması, ücretsiz olması, saygın olmaması bir problem. Buradaki problem kadınların emeklerinin doğal bir kaynak gibi görülmesi. Hiçbir şekilde karşılığını ödememize gerek duymadığımız bir kaynakmış gibi kadınların emeği düşünülüyor. Öncelikle bu bakım yükünün hafifletilmesi için her mahallede bir çocuk yuvası, engelli, yaşlı bakım merkezi kurulması gerekiyor. Yani bunu sivil toplum kuruluşları olarak biz yapamayız, belediyeler yeterli değil. Bu nedenle devletin buna muhakkak altyapı ve kaynak ayırması gerekiyor. Kamu politikalarında başarılı oluyor mu? Yeterince başarılı olduğunu düşünmüyorum. Olsaydı kamu politikalarında dönüştürücü bir etki yarattığını gözlemliyor olurduk. Bir adım ileri, iki adım geri şeklinde ilerliyor. Mecliste bir iş yaşam uyumu üzerine bir komisyon kuruldu. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yerine getirdiği bir takım çalıştaylar var, tartışmalar var. Ama gelin görün ki biz bunları rakamlarda ne yazık ki bakım faaliyetleri konusunda kurumsal bakımın yaygınlaştırılması, sosyal devlet rolünü yerine getiren kamu konumu görmüyoruz. Bunu şöyle açıklamayı da doğrusu çok doğru bulmuyoruz. İşte çocuk bakım hizmetleri yaygınlaştırılırsa işte şu kadar lira değerinde kadın emeği ekonomiye katılacak. Yani bunun illa ekonomiye katılması gerekmiyor. Kadını kendi varoluşu için, kendi arzu ettiği şekilde bir hayat yaşaması mümkün. Evinde ufak çocuğu olsa dahi ufak çocuğuyla beraber eğitim hayatına, iş hayatına devam edebilir. Veya sadece belki tek başına bir sağlık hizmeti almaya gitmek, pazara, markete, alışverişe gitmek isteyebilir. Her yere çocuğuyla gitmek istemiyor olabilir. Dolayısıyla biz kadına bu imkanı vermek zorundayız.